أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın ziyadesine, ahvalimizin tashihine, ahiret azığımızın artırılmasına, ruz-i mahşerde yüzaklığımıza vesile eylesin. Kıymetli dostlar, insanoğlu bir beden bir de ruhtan ibarettir. Beden kısmımızın ihtiyaçları vardır. Ruh bölümümüzün de ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla bedenlerimiz yemekten ve sudan, içecekten mahrum kaldığı zaman, gerekli gıdasını almadığı zaman farklı şekilde insanın hayatına yansıyor. Efendim böbreklere vuruyor, kalbe vuruyor, başka organlara vuruyor, halsizlik yapıyor. Efendim değişik şekillerde zararını bedenimizde görüyoruz. Doktora gittiğimiz zaman bir tahlil verince bakıyorsun ki 40-50 madde, bazen 100 maddeden bakıyor. Şu yön nasıl, bu yön nasıl diye. Demek ki her birisinin bir karşılığı var, olması gereken nokta var. Onların oluşabilmesi de neye bağlı? Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, bunların doğru düzgün olmasına bağlı. Şimdi bedenimizin gıdasını doğru düzenli almadıktan sonra efendim bedende aksaklık meydana geliyor. Doktorlara gittiğimiz zaman doktorlar diyorlar ki az yemek önemli değildir, düzenli beslemek önemlidir. Yani ben az yiyorum, az yemek değildir maharet. Düzenli beslemektir, beslenmektir önemli olan. Düzenli beslenmek ne demektir diye sorduğunuz zaman size tarif ediyorlar. Şöyle olacak, böyle olacak diyorlar. Kıymetli dostlar, beslenmede düzenlilik ne kadar önemliyse ibadette de düzenlilik o kadar önemlidir. Bundan dolayıdır ki Allah Celle Celaluhu 5 vakit namazı peşin yapmak isteyenlere evet dememiştir. Yani sen ben sabah namazında kalktığımızda öğlen, ikindi, akşam, yatsıyı peşin kılayım desek kabul edilir mi? Edilmez. Öğlen, akşam yemeğini hepsini sabah kahvaltısında halledeyim demek çözüm olmadığı gibi ibadetlerde de düzenlilik önemlidir. Bu ibadetlerin vakti ve saatinde yapılmış olmasının insanın ruhuna farklı yansıması vardır. Kazaya bırakılması, efendim 3 aylık, 5 aylık, 3 senelik, 5 senelik namazların sonraya bırakılması farklı bir şeydir. Sonuç olarak şuraya geleceğim kıymetli dostlar. Düzenli beslenmek, düzenli beslenmek, düzenli beslenmek artık ülkemizin gündemine oturmuştur. Her gittiğin doktor aynı şeyi söylüyor, her diyetisyen aynı şeyi söylüyor düzenli beslenme. Düzenli beslenmede ne ile beslendiğin, ne zaman beslendiğin, ne kadar beslendiğin, bütün bunlar önemlidir. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini dersimin başında paylaşmak isterim sizinle mealen. Diyor ki o zamanlarda aleyhissalatü vesselam Efendimizin İslam'ı ilk yaymaya başladığı dönemlerde daha çok köleler, fakirler, kadınlar, Müslüman olan kesim bunlar, ekonomik durumu iyi olanlar ve yumruğu güçlü olanlardan Müslüman olanların sayısı az idi. Hele hele işin içerisine bir de hicret meselesi girince Medine'deki insanlar, durumu müsait olanlar, Mekke'den gelenleri de bakmak mecburiyetinde kaldılar. Kısacası aleyhissalatü vesselam Efendimizin kendi evinde 3 gün ateşin yanmadığı olurdu. Yani ateşte pişecek bir yemek yenmezdi. Su ve hurma ile idare ettikleri, bazen de açlıktan yatağa yatıp uyuyamadıkları kaynaklarda hep zikredilir. Gece çıkıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz, uyuyamadığı için, açlıktan dolayı uyuyamadığı için gideyim camide namaz kılayım diyor.
Halbuki ondan önce de Ebu Bekir Efendimiz aynı dertten çıkmış. Ebu Bekir Efendimiz'den sonra Hazreti Ömer Efendimiz aynı dertten çıkmış. Yani Ebu Bekir Efendimiz evinde yiyecek bir şey bulamayınca midesinde baktı ki uyuyamıyor, bir sıkıntı. Madem uyuyamıyorum boş durmaktansa gideyim camide namaz kılayım demiş. Arkasından aynı dertle Hazreti Ömer Efendimiz gelmiş. Hazreti Ömer Efendimiz'i görünce hayırdır bu saatte ne işin var buraya? Dedi ki şöyle bir dertten geldim. Dedi aynı dertten de ben geldim dedi. Arkasından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem damlayınca hayırdır bu saatte ne işiniz var burada? Ya Resulallah böyle böyle uyuyamayınca gidelim ibadet edelim dedik. Aynı sıkıntı bende de var dedi. Camide namaz kılıyorlar. Sahabe-i kiramdan bir tanesinin evine gidiyorlar. Gece. Olay uzundur. Ben sadece şurasını söyleyeyim. Yani bir düşünün ki sahabe-i kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmainin en önde gelenlerinden birisi Ebu Bekir Efendimiz, birisi Hazreti Ömer Efendimiz. Yiyecek bir şey bulamadıklarından dolayı midedeki o boşluk, açlık onları uyutmamış ve ne yapalım? Biz gidelim. Madem yatakta uyuyamıyoruz, gidelim camide namaz kılalım. Hiç olmazsa ahiret sermayemizi artıralım diyorlar. Arkasından kainatın efendisi aynı dertle geliyor. Ve sahabe-i kiramdan bir tanesinin evine gidiyorlar. Onun ikramı ile o akşamı geçirmiş oluyorlar. Gece yarısı geçirmiş oluyorlar. Böyle bir manzarada sahabe-i kiram şehit oluyor. Şehit olan sahabeyi efendim beze saracaklar. Elbisesini aşağı doğru çektikleri zaman kafası açık kalıyor, yukarı çektikleri zaman ayağı açık kalıyor. Yani tamamen bir kefene sarabilecek imkanın olmadığı dönemler. Böyle bir dönemde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ''Vallahi mel fakra ahşa aleyküm'' ''Vallahi ben sizin fakirliğinizden korkmuyorum'' diyor. Peki ben neden korkuyorum biliyor musun sizinle ilgili, ümmetimle ilgili? Ümmetimle ilgili bu fakirlik gidecek, bolluk gelecek. Bir el balda, bir el yağda olacak. Bu zenginlik geldiği zaman buna daldıracaksınız. Saldıracaksınız. Sizden öncekiler saldırdığı gibi siz de buna daldıracaksınız, saldıracaksınız. Onları helak ettiği gibi servet sizi de helak edecek, ben ondan korkuyorum. Kıymetli dostlar, geldiğimiz nokta inanın ki buna çok özdeş bir noktadır. Şimdi ben size iki tane örnek vereceğim. Bir genç hocamız askere gidiyor. Bu kısa dönem askerlik yapıyor. İşte bu kısa dönem askerlik yapanların yaş ortalaması 25 civarıdır yani. Askerde o arkadaşlarıyla, o yaştaki arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar. 50 kişi, 60 kişi. Sen ne yaptın, ne yapıyorsun, sivilde neyle meşgulsün, hayatın nasıl akıyor diye konuşuyorlar. Ben Kur'an kursunda okudum falan okutuyorum deyince özel hayatına girdiler. Seni hiç çok affedersiniz, karı kız hayatın yok mu? Yok, kesinlikle olmadı. Hemen telefonu alıyor eline bunu duyan arkadaşı. Birisine telefonu diyor, ya yanımızda böyle birisi var diyor. Hiç diyor karı kız hayatı olmamıştır diyor. Yapma ya diyor, hemen yardımcı olalım diyor. Hemen yardımcı olalım, böyle adam kaldı mı diyor. Arkadaş diyor ki, bak kardeşim diyor, benim çevremde sizin gibi bir tane yok. Sizin çevrenizde de benim gibi bir tane yok. Şimdi kıymetli dostlar, asıl can damarını söyleyeyim size. Buradaki insanların bir kısmı Hacı Efendi'nin çocuklarıdır, bir kısmı Hoca Efendi'nin çocuklarıdır, mütedeyyin ailelerin çocuklarıdır. Şimdi ana işte, baba işte, çocuk derdi de çocuğun iman derdi kalmadı ki. Yani dünya daldıracaksınız, helak edecek sizi, sizden öncekileri helak ettiği gibi. Bu işin sonu gelmiyor ki arkadaşlar. Bir başka örnek vereyim size.
Memleketteyim. İki arkadaş telefon ettiler. Hocam biz de Trabzon'dayız. Sana misafir olarak gelmek istiyoruz. Neticede gelin buyurun dedi. Geldiler. Sohbet ediyoruz. Dediler ki havaalanında inince uçaktan araba kiraladık. Dolaşalım Erzincan, Artvin, Rize, Trabzon dedik. Artvin'de akşam saatlerinde dolaşırken arabayla iki kişiler, iki tane hanım kız 16-17 yaşlarında otostop yapmışlar. Bunlar da düşünmüşler ya acaba bunlar yabancı insanların eline geçerlerse kim bilir bunlara ne yaparlar. Bari biz merhamet edelim de bu çocukları götürelim. Nereye gideceklerse. Arabaya binince kızlar konuşmaya başlıyorlar. 16 yaşındaki kız Bursa'dan gelmiş. Otostop yoluyla ta Artvin'e gelmiş. 16 yaşındaki kız. Yine 16 yaş civarında veya 17 yaşındaki diğer kız orada buluştuğu kız arkadaşıyla gecenin o saatinde ne yapıyorlar? Otostopla bir yerleri gezmeye çalışıyorlar. Şimdi soruyorum size. Bir annenin, bir babanın yavrusu bu. Bursa'dan ta Artvin'e kadar giden bu kız bu ülkenin evladı değil midir? Bu annenin, bu babanın, bu mahallenin, bu toplumun böyle bir derdi kalmadı demektir o zaman. İkindiden sonra bir grup hanım hoca geldi. Dediler ki, hocam bizim çalışmalarımızdan birisi de hanım kızlardan esrara, baliye ve kötü maddeye alışkanlık kesmeden evinden sokağa taşan, sokaklarda yatıp kalkan hanım kızları yakalıyor. Onları imkanlarımız nispetinde onlara annelik yapmaya çalışıyoruz. Onları kazanmaya çalışıyoruz. Kazandığımız efendim İslam'ı inanca, ehli sünnete kaydırdığımız ve dolayısıyla yuvasını kurup teslim ettiğimiz sayısı fazladır, az değil. Ta Taksim'den bize geliyor. Böyle hanım kızlar diyor. İşin garip tarafı. Bu yoldan çıkmış hanım kızların İsmail Ağa çevresinden de müşterileri var. Veyahut da onların da oradan da bu takım insanlar var. Yani bir insanın derviş olması ayrı şey, bir annenin derviş olması ayrı şey, çocuğuyla ilgilenebilir olması ayrı şey. Din dert olmaktan çıkınca, para dert olarak insanın gönlüne girince, karı koca para 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 diye koşuyorlar. Bu işin sonu da gelmiyor. Çocuklar ihmal ediliyor, gençler ihmal ediliyor. Şimdi ilk verdiğim örnekte 25 yaşı civarındaki askerlik yapan efendim misal olarak bir yerde 100 kişi varsa 100 kişiden aşağı yukarı 90 tanesi diyor ki bizim yani mutlaka her birimizin farklı şeyi vardır. Arkadaşları vardır diyor. Garibime gittiği için paylaşıyorum. Hastalığı görelim diye paylaşıyorum. Bir dostumuz, genç bir kardeşim geldi. Dedi ki hocam dedi. Ben dedi bir hanım kızla anlaştım. Evlenmeye karar verdim. Hanım kız bana dedi ki ben senden önce başkasıyla seviştim. Birleştim, hamile kaldım, kürtajla aldırdım. Sonra bu piyasaya çıkınca yuva dağılacaksa şimdiden söyleyeyim sana. Beni kabul edeceksin böyle kabul et diyor. Ama tevbe ettim diyor. Delikanlıya diyorum ki, yavrum, dünyada kız mı kalmadı? Sen dul değilsin ki genç birisisin. Evleneceksin. Niye böyle hani yamalı birisiyle? Yarın evlendikten sonra
hayatın akışı içerisinde bir sıkıntıyla, ufak bir sıkıntıyla karşı karşıya kalsan hemen atıfta bulunacaksın. Ha sen böyleydin falan diye. İçinde bir ukde olacak. Hocam dedi, biz birbirimizi seviyoruz. O zaman dedim, ben sana bir başka soru sorayım dedim. Bu kişi, yani Kur'an'la, Kur'an kurslarıyla bir bağlantısı olmuş, altyapısında var yani, az da olsa var yani. Dedim ki, senin geçmişin temiz mi? Benimki de temiz değil dedi. Şimdi kardeşler, nice hacı efendinin, nice hoca efendinin, nice geceleri kalkıp 5000 kere Allah demesini veya La ilahe illallah demesini vazife kabul eden samimi Müslümanların çocukları, aileleri çöküyor. Onun etkisi var, bunun etkisi var. Ben sonuçta bir çocuk, çocuklarımızı, gençliğimizi kaybediyoruz. Gençliğimizi kaybediyoruz. Bizim toplamaya çalıştığımız, kurtarmaya çalıştığımız çocuklarımız değil. Bakın, çok samimi bir itirafla söylüyorum. Bugün hangi kademeden olursa olsun bütün insanımız, camideki imamı, kürsüdeki vaizi, müftülükteki müftüsüne varıncaya kadar herkes çocuklarının üniversitesiyle iftihar ediyor. Hele bu üniversitede bir yurt dışı üniversitesi ise falanca üniversitede, falanca ülkede bununla iftihar ediyoruz. Neler kaybettiğimizin hiç farkında değiliz. Yani bir üniversite diploması gelebilir. İki üniversite diploması gelebilir. Ama biraz önce bahsettiğim sıkıntılardan birisi varsa, 100 tane üniversite diploması olsa ne işe yarar ki? Bizim evlerimizde ben yemek yiyeyim, oğlum, kızım, çocuğum, torunum yemesin ilkesi hiç var mı? Onlar yesin, biz az yiyelim diyoruz değil mi? Yani o noktaya geldik. Biz çektik, onlar çekmesin diyoruz. Peki ben ibadetime düşkünken yemekte çocuğumu düşünüyorum. İştahı kesildi, sarardı, zayıflamaya başladı. Hiç unutamıyorum, Kocatepe Camisi'ndeyim. Daha önce Vatan Camisi'nden tanıdığım bir dostum, 60 yaşlarında falan vardı. Zaman zaman gelip ziyaret ediyordu. Kendisi ufak tefek hastalıkları vardı. Bir gün geldi, yatsı namazından sonra, nasılsın kardeşim, iyi misin dedim. Adam ağlayarak, hocam dedi, ben iyiyim dedi, çocuğum dedi, üniversiteye giden çocuğum şeker hastası oldu hocam dedi. Bakın, kendisi zaten şeker hastası. Kendisinin hastalığından ağlayarak anlatmıyor. Üniversiteye giden çocuğunun şeker hastası olmasını ağlayarak anlatıyor. Ey kardeşim be! Üniversiteye giden çocuğunun şeker hastalığını ağlayarak anlatıyorsun. Kalp krizi geçirmesini ağlayarak anlatıyorsun. İman krizi geçirmesinin neden dert almıyorsun? Eğer kız ise, hanım kız ise ölçü nedir? Kıyafet ölçüleri nedir? İslam'a, Kur'an'a uyuyor mu? Bizim kızlarımız Hazreti Fatıma'ya mı benziyor? Hazreti Ayşe'ye mi benziyor? Yoksa kimin kızlarına benziyor? Neleri verdik? Neleri feda ettik? Ne kaldı geride? Çocuklarımız erkektir, kız gibi değildir onlar. Hani bakireli bozulacak cinsen değil gibi düşünüyoruz. Acaba kız, erkek çocuklarımız evleninceye kadar ne kadar nane yemişlerdir, ne kadar nane yiyecek pozisyonuna karşı karşıya kalmışlardır? Şunu paylaşmak istiyorum sizinle. Kam değildir giyde dünya kala din, kam oldur ki kala dünya giyde din. Asıl sıkıntı, İnsanın elinden dünya gitti ama ahlak kaldı, din kaldı. Burada sıkıntı yok. Asıl sıkıntı, din elden gitti, dünya elde edildi. İmkanlar çoğaldı. Bir el balda, bir el yağda. Açlık sıkıntısı kimsede kalmadı. Evlerde bir tane araba değil, arabaların sayısı çoğaldı. Her evde ya iki tane araba vardır veya daha fazla araba vardır. Evde kadınlar da çalışmaya başladı, iki tane maaş girmeye başladı. Yani
Ne buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Sizden öncekiler maddi imkanlar kendilerine sunuldu. Onlar daldırdılar, bu işin peşine koştular ve helak oldular. Bir insan dini bırakır dünyaya saldırırsa bu iş felakete götürür. Pekmeze konan sinek karnını doyurmak için konar. Tadına varınca bu sefer tırmalamaya başlar, daha fazla alayım der, dedikçe de batar, çıkamaz hale gelir, bütün ayakları batmış olur, çıkamaz hale gelir, yakalanmış olur. Efendim karnımı doyurayım dediği yerde hayatını bitirmiş olur. Şunu paylaşmaya çalışıyorum sizinle, böyle bir zamanda 82 milyon insanın yaşadığı ülkemizde ve bütün İslam aleminin umudunu bağladığı bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir ülkede, 82 milyon insanın yaşadığı ülkede ben 1500 tane talebenin hafızlığıyla uğraşıyorum, bir başkası 300 tane, bir başkası 100 tane, bir başkası 60 tane ile bunlarla ne olur, ne kadar açık kapanır? Ne olmuş oluyor? Bu çalışmalar yetmiyor, 82 milyona yetmiyor. Ve sonuç olarak da ne olmuş oluyor? İşte 25 yaşı arkadaşlar, yarın devletin idaresi bunların eline geçecek. Yani bu nesil idareyi teslim almış olacak. Ülkemizin kaderi bu insanların eline geçmiş olacak. Bu insanlar bizim torunlarımızı yetiştirecekler. Bir sonraki kuşağı, bizden sonraki kuşağı bunlar yetiştirecekler. Kendisi himmete muhtaç bir dede, nerede kaldı gayriye himmete de. Ben şunu paylaşmak isterim siz dostlarımla. Elbette 82 milyonu hizaya getirmek bizim gücümüzde değildir. Hizaya getirmek gibi de böyle bir gücümüz de yoktur aslında. Ama bu yolda çalışmak, bu dertle dertlenmek bizim görevimizdir. Bu dertle dertlenmek bizim görevimizdir. Pırıl pırıl o toplumun içerisine girip herkes bir tarafa, ben bir tarafa diyen yavrumuz eğer bizim şartlarda, bizim ortamlarda olmasaydı o da aynı şeyleri söyleyecekti. Bugün, daha önce, geçen seneye kadar bizde eğitim, öğretim alıp bir vilayetimizde din görevlisi olarak göreve başlayan bir yavrumuz bugün ziyaret etti beni. Ziyarette dedi ki, hocam dedi, ben buradayken bir şeyler alıyordum, istifade ediyordum, farkındaydım ama buradan çıktıktan sonra neler verildiğini bana, bu kurumun bana neler verdiğini çok daha net anladım dedi. Nasıl dedim? Marmara İlahiyatı DGS ile 3. ve 4. sınıfı içeriden kazanmak için girdiğim imtihanda Türkiye ortalamasının çok üzerinde not aldım. Ve Marmara İlahiyatı girecek duruma geldim. Dedim ki kendi kendime Marmara İlahiyatı gidersem orada kendimi Arapça'da biraz daha geliştirecek en üniversitenin etrafında en örgütlenmiş böyle becerikli bu işi yapacak kim var? Bu İbn Haldun Üniversitesi'nin idarecilerinin organize ettiği 4 yıllık bir Arapça grubu var üniversite öğrencilerine. Onlar mülakat açtılar, mülakatlarına girdim dedi. Mülakatta CV'mizi istiyorlar. Ne okudun, nerede ne okudun? Bizde de bitirmedi. Bizde 3. sınıftan ayrıldı. Bizde okuduğu dersleri yazmış. Mülakatta demişler ki kardeş sen bunları okudun mu? Biz bunların yarısını da okutmuyoruz. Bizim sana okutacak bir şeyimiz yok. Yani biz 4. sınıfa alsak seni aldıktan 2 ay sonra gene seni mezun edeceğiz. Yani sen bizim burada verdiğimiz derslerin hiçbirisine ihtiyacın yok. Öyle dedikleri zaman dedi hocam ben dedi burada neler öğrendim o zaman fark ettim dedi. Şimdi kıymetli dostlar, biz ilk seç vakfı olarak siz dostlarımızla, mütevellideki kardeşlerimizle el ele vererek en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sadece gençlerimizi kurtarmak değil, bu gençlerimiz vasıtasıyla birçok insana ulaşıp onların elinden tutmak istiyoruz. Elbette 82 milyonda bunlar bir şey değildir. Ama biz de diyoruz ki Allah Celle ve Ala Hazretleri bizim safımızı görsün, iyilerin arasında olduğumuzu, iyi insanlarla beraber olduğumuzu ve toplumun
gidişatı ile ilgili, gençliğin gidişatı ile ilgili elimizden gelen eforu sarf etmeye gayret ettiğimizi efendim Rabbim görsün, ahirette biz bunu ifade edelim, edebilelim, hesabımızı kolaylaştırmış olalım diyorum. Ve şu cümlelerle bitirmiş olayım kıymetli dostlar. Gerçekten yeni nesil kızıyla erkeğiyle büyük hizmet bekliyor. Biz bu hizmetler için öyle veya böyle koşar, elimizden gelen imkanları seferber edersek Allah sebeplerini halk eder, ülkemizin yönünü değiştirebilir. Ama eğer bunlar bizim derdimiz olmazsa iş işten geçiyor. Bentler patlıyor. Ondan sonra bentlerde biriken su mahalleleri, şehirleri basacak. Onun önüne de durmak mümkün olmayacak. Bu gençlik elden giderse yeniden bunu düzeltmek çok zor olur. Bir ülkenin ekonomisi bozulmuş olsa bir iki hareketle o ülkenin ekonomisi düzelebilir. Aradan 2 sene, 3 sene geçer, bu düzelebilir. Ama bir gençliğin ahlakı bozulursa, dini değerleri biterse onun düzelmesi kolay kolay değildir. Kolay olmayacaktır. İşte deizm dedikleri hastalık aşırı derecede yayıldı. Üniversitelerde gençler arasında Allah vardır ama işimize karışmaz, emekli olmuştur. Efendim kurulmuş otomatik bir makine gibi her şey yürümektedir. Allah kimsenin işine karışmaz. Her şey böyle kurulmuş otomatik sistemle yürümektedir. Öyleyse Allah'ın kuralları da yoktur diyerek bir inanç peşinde gençlik bunların peşine akın akın gidiyor. Ve dini değerler dini ailelerde kale alınmıyor. Dini değerler dini ailelerde kale alınmıyor. Kadınlarımızın yüzde büyük bir kısmı ekonomik bağımsızlık peşindedirler. Ekonomik, bunlar birbirlerine de imrendiriliyorlar. Yani ben mutlaka bir maaş almalıyım, kocama muhtaç olmamalıyım, benim de bir arabam olmalı, benim de bir anahtarım olmalı, istediğim zaman arabaya atlayıp gezmem lazım. O zaman nasıl bir aile olacak söyler misiniz? Yani hepimiz bir düşünelim. Benim de bir arabam var, eşimin de bir arabası var. Benim kadar o da maaş alıyor, o da aynı imkanlara sahiptir. Bizim evde horoz kim o zaman? Yani aile reisi kim? Horozluk illa parayla olur anlamında söylemiyorum ama Allah Celle Celaluhu kainatın kuralını, dengesini böyle yapmıştır. Kadın para kazanmak mecburiyetinde değildir. Kadın dışarıda çalışmak mecburiyetinde değildir. Kadın eve bir ekmek almak mecburiyetinde değildir. Bunların tamamını kocası alacaktır. Ekonomik kocanın elinde olacaktır. Koşan, koşuşturan, terleyen erkek olacaktır. Ama eve geldiği zaman da hazır bir çorba bulacaktır. Temizlenmiş, düzenlenmiş bir ev bulacaktır. Mutlu bir yuvaya girmiş olacaktır. Günün stresini eve girince atmış olacaktır. Şimdi kadınlar ekonomik bağımsızlık peşinde, özgürlük peşinde. Efendim ben kocama muhtaç olmayacağım, ben de memur olacağım, ben de bir yerde çalışacağım. Ben de bir yerde çalışacağım. Bütün bunların büyük felaketleri toplumda zaten hep duyuyorsunuz. Hep duyuyorsunuz. 3 gün önce bir kadın geldi. 2 gözü 2 çeşme ağlıyor kadın. Diyor ki ben diyor kocamla beraber, meşhur kocam, sormadım tabii. Çalışıyorum diyor. Ben de iş yerinde çalışıyordum diyor. Başka bayanlar da çalışıyor diyor. Kocam diyor bir başka genç birisiyle beraber diyor. Öyle yaptı, böyle yaptı. Onu da nikahını aldı derken onunla da birlikte oldu. Ben oldum bu sefer diyor 2. eş. Şimdi çalıştırmak için yanına aldı, para kazanmak için gideyim çalışayım diyen kadın, ya bu mağdurdur bunu çalıştırayım diyen adam, başta iki tarafta masum. Ben para kazanmam lazım, ekonomik özgürlüğümü kazanmam lazım diye gidiyor kadıncağız. Öbürü de bu mağdur bir ailenin kızıdır. Başkasının eline düşmesin, biz buna iş verelim, yardım edelim. Başlangıç nasıl? Mükemmel. Sonra ne oluyor? Sonra işler değişiyor. Kıymetli dostlar,
Şöyle diyelim biz. Elhamdülillah Rabbim bizi güzel işlerle meşgul ediyor. Efendim bu dert toplumun ciddi bir derdidir. Biraz önce ifade ettiğim gibi dervişlikle meşgul olan, hocalıkla meşgul olan, efendim belki din hizmetleriyle koşan, tebliğ cemaati olarak efendim uluslararası dolaşan nice kardeşlerimizin kendi çocukları, kendi yeğenleri, kendi çevresi çok uçuk noktalara taşmışlardır. Onlarla hiç haberi yoktur, ilgisi yoktur. Kolay değildir, çok zor bir şeydir. Yoldan çıkanı yola almak çok zor bir şeydir. Bir araba 1000 kilometre gider, hiç problem değil. Ama bir yuvarlandığı zaman onu yola almak bir daha öyle kolay değil. Çekicilerle çek bakalım. Nasıl çekeceksin? Ne kadar çekeceksin? Çekince de ne olmuş olacak? Gelen, giden araba gelmiyor. Başka bir araba geliyor. Yabulmuş, her tarafı kırılmış, ezilmiş bir araba geliyor. Yürümeyen bir araba geliyor. Onun için toplumun manevi hizmetlere, manevi çalışmalara çok ciddi ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var arkadaşlar. Dersime başlarken verdiğim örneği her birimiz kendi kendimize düşünelim. Kardeşler, dostlar, düzenli bir sohbet atmosferine girmezsek daldırırız. Nereye gittiğimizin farkında olmayız. Bir şeyler yaptığımızı zannederiz. Cuma'dan cumaya namaz kılanlar, oh be, cumadan cumaya kılıyorum ya, bayramdan bayrama kılanlar, işte bayramları kılıyorum ya, diyorlar ya, kendilerini tatmin ettiği gibi biz de yapmamız gerekenlerini 1/40 yapmak suretiyle kendi kendimizi tatmin etmiş oluruz. Eh falanca kursa şu kadar yardım ettim, işte 3 tane erzak da dağıtmıştım ya, sanki o kadar anlatırken öyle anlatıyor ki sanki biraz da Allah'a alacağı var, yani fazla vermiş, biraz da alacağı var. Şimdi kendi kendimizi avutmuş gibi oluruz bu noktalarda. Ben sizinle Allah yolunda bir yolculuğa çıkmış kardeşiniz olarak bunları paylaşmak istiyorum. Neden? Çünkü biz el ele verirsek, yanlışlarımızı görürsek şimdi dönüşümüz kolay olur. Ve eksiğimizi telafi etme imkanımız olur. Ama yok, benim yaptığım zaten dost doğrudur diye düşündüğümüz zaman, yanlışımızı fark etmediğimiz zaman, o zaman yara derinleşir, hastalık büyür, sonra tedavisi, telafisi zor olur. Rabbim Celle ve Ala Hazretlerinden niyazım odur ki her birimizi, çocuklarımızı, aile bireylerimizi Rabbim istikamet üzere daim ve kaim eylesin. Efendimizin çok hoşuma giden duası, hepimize her zaman lazım olan dua. Allah'ım, sapmaktan ve saptırılmaktan, kaymaktan ve kaydırılmaktan sana sığınırım, sen bizi muhafaza eyle. Bu duayı kendimiz için yapalım, eşlerimiz için yapalım, çocuklarımız için yapalım. İstikametten ayrıldıktan sonra, kaydıktan sonra, kaydırıldıktan sonra, saptıktan sonra, saptırıldıktan sonra bir daha yuvaya dönüş çok da kolay olmuyor. Çünkü toplumda herkes o tarafa doğru gidince doğru gittiğini zannediyorsun. Fakat sonra çok affedersiniz, koyunların ahlakıdır şimdi. Bir felaketten, kayadan aşağı bir koyun atlarsa arkasından öbürünün hepsi atlar. O oradan gidiyor, ben de öyle gideyim diyor. Halbuki felakete gidiyor ama onu fark etmiyor. Düştükten sonra, yuvarlandıktan sonra onu anlamış oluyor. Şimdi toplum hepsi bir tarafa doğru gidince biz de doğru yaptığımızı zannediyoruz. Doğru yaptığımızı ancak Kur'an'a arz ettiğimiz zaman, sünnete arz ettiğimiz zaman doğru olduğunu Kur'an'da anlaşılıyorsa, sünnette anlaşılıyorsa o zaman doğru yapmış oluyoruz. Değilse arkadaşlar, beni sizin ilk tanıdığınız günlerde ben o hali değilim, siz de o insan değilsiniz. Yani aradan, köprünün altından çok sular geçti. Saçlar beyazladı, sakallar beyazladı, dişler azaldı, beller bükülmeye başladı. Yani her insanda mutlaka değişiklik var. Yani kilometreler gidiyor, hepimiz aynı sonuca doğru gidiyoruz. Allah hepimize yardım eylesin. Amin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu, ahirette yüzümüzü kara çıkaracak, ağlamamızı sebep olacak, pişmanlığımıza sebep olacak her türlü yanlışlardan son nefesimize kadar bizleri, eşlerimizi, çocuklarımızı, bütün mütevellideki dostlarımızı, bütün mümin kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Bizleri, çocuklarını kaybetmiş, torunlarını kaybetmiş, aile bireylerini felakete doğru sevk etmiş
Allah'ım yalnız kaldım deyip feryat edenlerden eylemesin. Bizim çocuklarımızın imanımızı, ihlasımızı, takvamızı Rabbim ziyade eylesin. Üniversitelerde okuyan, liselerde okuyan, devlet okullarında okuyan, medreselerde okuyan bütün yavrularımıza Rabbim hidayetler versin. Hidayet sebeplerini ziyade eylesin. Bu gençliğin hidayeti için çalışanlara Allah yardım eylesin. Bu gençliğin Kur'an'la buluşması için çalışanlara Rabbim yardım eylesin. Azimlerini, aşklarını, gayretlerini ziyade eylesin. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri kendisinin dostluğuna ulaşabilmemiz için, erişebilmemiz için bizden olması gereken fedakarlıkları seve seve yapmaya her birimizi muvaffak eylesin. Bu müesseselerimizden sadece kendilerine değil, sadece ailelerine değil, ülkemize ve cihana ışık tutacak alim, fazıl, kamil insanların yetişmesini Rabbim nasip eylesin. Rabbim hepinizin, her birimizin geçmişlerimize rahmet eylesin. Bu müesseseleri bugünlere getirip ahirete göçmüş olanlara rahmet eylesin. Her birimizin de bütün geçmişlerimize Rabbim garika garik rahmetler eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.